Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle birlikte ve eşimin çok yakın arkadaşı Coşkun abi ve onun eşiyle birlikte İzmir'de meşhur bir köy var. Nazar Köyü. Gerçekten biz çok merak ediyoruz. Daha önce de yanından geçmiştik ama içine girmemiştik ve kışta herhalde YouTube'dan izledik. Biri böyle Nazar Köyü'ne gitti ve çok beğendik. Dedik ki biz de gezelim oraları. Hem de bu Ege'nin köylerini zaten gezmek çok istiyorduk. Nazar Köyü'ne gideceğiz. Çiçekli köy varmış. Oraya gideceğiz. Çok güzel diyorlar ve gerçekten güzelmiş. Sizlerle birlikte sizi de götüreceğim yanımda. Aynen, gidince göreceğiz. Sizi de yanımızda götüreceğiz ve sizler de o köyün sayesinde gezmiş olacaksınız. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Biz şimdi eşimin arkadaşı Coşkun abiyi almaya gidiyoruz. Onları aldıktan sonra da direkt Nazar Köyü'ne gideceğiz inşallah. Bakalım başka bir şey yapar mıyız bilmiyoruz. Semaverimizi falan da aldık arkada. Yakar mıyız bilmiyoruz tabii ki de. Hava da o kadar sıcak ki size anlatamam. Bugün de çok sıcak olacak bir şansımıza. Ama yapacak bir şey yok. O zaman ilk gittiğimiz yerde görüşürüz. Memduh'un arkadaşından intikamı şu an. Evet, gördüğünüz Nazar Köyü sizin için biraz çektim. Burada salıncak var. Salıncağa da bindik. Böyle Karadeniz'deki gibi aynı. Ama burası köy gibi değil. Daha çok o kadar sıcak ki. Yani İzmir merkez bile bu kadar sıcak değildir bence. Böyle şimdi birazcık salıncağa bindik. Şimdi de başka yerleri gezeceğiz. Nazar boncuğunu gördünüz zaten. İsminden de belli. Her yerde nazar boncuğu var burada. Çok güzel. Böyle şirin bir köy. Şimdi biraz daha içine gidelim. Oraları da birlikte gezelim. Güzel bir kafe gibi bir yere geldik. Bakın burası. Kahvaltı salonu. Ama biz sadece kola içiyoruz. Hava çok sıcak. Şu anda 43 derece. Aynen. Memduh beni salıncağa bindik demin. O kadar saldı ki böyle başım döndü. Elim ayağım titredi. Sağ olsun. Ama serinlemem lazım ya. Burası da çok tatlı gerçekten. Zaten sizin için başta çekmiş olacağım. Öyle. Bak şöyle bakınca su daha güzel. Güzelmiş. Beğendik. Şurada da şey mi? Nal mı şu? Hı hı. Aynen. Bak burada da farklı bir şey var. Sadece şu. Gerçek yüzüm. Çok iyi gelmiş. Böyle küçük küçüğü de var bakalım. O evi al evi. Hepsi farklı mı olsun?
Biz bakıyoruz. Ay tamam. Teşekkür ederiz. Güzel çok güzel. Danzen altıda. Harika. Bak. Çok güzel değil mi? Benim de şunu çok beğendi. Bir de şu. O kadar güzel ki kapalı bir balkonumuz olsa kesin alırdık. Benim de oynamaya başladı. Bak ya, o kadar farklı şeyler var ki Memdu. Çok hoşuma gitti şunlar. Bence kapalı balkonları olanlar kesinlikle almalı. Ağacı da var. Şunlara baksana. Çok farklı bunlar. Hı-hı. Şundan çiçek aynamı yaptırmıştık. Evet. Hepimizin adını yazdır. Bu da çok güzeldir ya. Aynen. Bu da Necibe'nin bize hediyesi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Çok tatlı oldu. Poşet ay çok iyi olur. Nazarköy'de bir de böyle deri su akan bir kafeler var. Şimdi orayı arıyoruz. Ama ben burayı gerçekten çok beğendim. Ben her gittiğim yeri beğeniyorum çünkü farklı yerleri çok seviyorum. Çok turistik bir köy. Değil mi? Çok güzel. Her yer mis gibi. Böyle Ege'nin köyünü hissediyorsunuz. Öyle. Gidelim bakalım, bir de orayı göstereyim. Biz de görelim, siz de görmüş olursunuz sayede. Aramızda da yeni evli çiftimiz geliyor. Görüyorsunuz. Vallahi. Burada da şey var, kuyu varmış. Aynalı kuyu. Memdu, kelebeğe bakar mısın? Şuraya da bakalım. Ay. Ne var ne yok sokağın şurası. Çok güzel. Bence burada bir fotoğraf çekilir. Değil mi? Tam fotoğraf çekilmedik. Bir daha de. Çok güzel. Gerçek ata karşı fobim olduğu için burada bir tane yapay at buldum ve hemen fotoğraf çekindim. Onu da şuraya bir yere koyacağım. Gerçekten güzel oldu benim için. Şimdi daha güzel bir yer varmış. Oralara iniyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Ne asacağım? Burada dilek ağacı varmış. Ne asıyorlar oraya? Kurdele. Bir parça kumaş parçası. Hakkı baba. Dilek atacağım. Ben öyle diledim, tutmadı. Aynen. Hayallerimde böyle dere akan bir yerde vakit geçirmek vardı. Hem burada dere akıyor hem de siz çayınızı içiyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Böyle genellikle Ege filmlerinde görüyoruz zaten. Sizler de biliyorsunuzdur. Ben çok severdim. Hatta bekarken hep derdim, İnşallah Ege'li biriyle evlenirim. Allah da öyle nasip etti. Burada çok meşhur çünkü hava o kadar sıcak ki derenin içinde oturup yemek yemenin tadı bence hiçbir şeyde yoktur. Böyle sizin için de zaten her gittiğimiz yeri çekiyoruz. Biz de hayran kalıyoruz diyebilirim. İçine oturalım. Memdu, sence burası nasıl hayatı? Harika.
Ayaklarım şu an bu sıktı. Abi şu anda 43 dereceyle falan bir alakası yok. Hava sıcaklığı 20 dereceydi direkt. Çok güzel. Gerçekten yani bence Ege'ye gelen herkes bu tarz yere gitmeli. Aynen öyle. Bu tarz yerler genelde Muğla'da oluyor. Şirince'de var. Şirince'de var. Şirince'nin deresi yok değil mi? Bilmiyorum. Aynı bu köy gibi sadece şarap tanıtımı var. Aynen. İnşallah oraya da gideceğiz. Evet, biz burada bayağı oturduk böyle. 2-3 saat kadar oturduk. Güzel sohbetimizi de ettik. Şimdi de bir karar verdik. İzmir'e geçelim istedik. Oraya gidip biraz da orada vakit geçireceğiz. Hem de bugün yasaklar kalktı. 1 Temmuz. Tabii bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum tam olarak. Çünkü önümde birkaç tane daha videom var. Böyle şimdi de İzmir'e gideceğiz. Karşıyaka'ya hiç gitmemiştik. Orada çok meşhur bir ciğerci varmış. Bulabilirsek oraya gideceğiz. Biraz da sizin için İzmir turu yapalım. Planda yoktu ama böyle bir karar aldık. Sabah 12'de çıktık ve şu an saat 4.30'a kadar burada vakit geçirdik. Gerçekten çok güzel vakit geçiyor. O zaman İzmir'e gidelim. Orada görüşürüz. Çok güzel değil mi? Yemekler harika gerçekten. Mersinli ciğerci Apo'nun yeri. Mezelerin hepsi bitiyor, yeniden tazeleniyor ve mükemmel. Afiyet olsun hepinize. Memduhcum afiyet olsun hayatım. Teşekkür beğendin canım. Mi? Çok güzel değil mi? Yapıştır. Allah çok güzel. Evet biz yemeğimizi yedik, gördüğünüz gibi o kadar beğendik ki size anlatamam. Harikaydı, servisi muhteşemdi. Böyle salataların biri geliyor, bitmeden öbürünü tazeliyorlar, bitmeden öbürünü tazeliyorlar. Böyle ciğeri, Adana'sı, kesinlikle Adana'sını tavsiye ederim, çok güzeldi. Burası da İzmir Karşıyaka'da Mersinli Ciğerci Apo diye geçiyor. Hemen Karşıyaka'ya geldiğinizde direkt buluyorsunuz, konuma yazarsanız bulursunuz. Şuraya da ismini yazacağım, normalde beğenmesem asla yazmam ve söylemem. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Fiyatları da orta derece, yani çok pahalı değil ve çok ucuz da değil. Bence gayet güzel, ideal fiyatları var. Tavsiye ederim. Şimdi de bakalım gidiyoruz. Memduh'a da söyleyeyim. Memduh hayatını nasıl çok beğendin sen de. Yerken hepimiz de Coşkun abi çektim onları. Coşkun abi bile. Aynen şu an servis saati. Biz geldiğimizde, biz geldiğimizde çok fazla kişi yoktu. Coşkun abi bayıldı. Ciğerine bayıldı. Necibe de Adana'ya, ben de Adana'yı çok beğendim. Ciğer de çok güzeldi, hepsi güzeldi yani. Tavsiye ederiz. Aynen, tavsiye ediyoruz. Bir daha gelirse kesinlikle buraya geleceğiz. Şimdi... Hiç mi olmuyor? Neyi? Ve hemen geliyor, böyle uzun zaman bekletmiyorlar. Zaten içeriye girdik, çekemedim ama böyle bir sirkülasyon yok. Harika, böyle. Şimdi nereye gideceğiz bilmiyoruz, o zaman gittiğiniz yerde tekrardan görüşürüz. Ben de mutlaka zannediyordum ya. Gün batımında şu an neredeyiz? Sağda İzmir'deyiz. İzmir neresi? Konak. Yani Konak Alsancak tarafındasın. Evet şu an gün batımında Konak Alsancak'tayız. Gerçekten yakaladık gün batımını. İzmir Alsancak'tayız. Konak Alsancak. Evet tamam. İzmir Konak ayı, İzmir Alsancak ayrı yer. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Karşıyaka'ya geçebiliriz. Saat Kulesi'ne de gidebiliriz. Saat Kulesi'ne oraya bile gidebiliriz. Burası çok güzel. İçin çok tuhaf oldu şu an. He onu anlatalım. Eşimi... Eğitim almış olduğum okulda bir arkadaş. Lan yürürken yolda bir anda eşim işte protesto falan yapıyorlar. Eşim de geçiyor orada. Bir söz söyledi. Arkadaşlar da ne diyorsun benim de sen falan yaptı. Bir şok olduk. İzmir'de. Arkadaşım İzmir'de görüyor. Aynen eşim çok duygulandı. Gerçekten çok mutlu olduk. Arkada da fon müzik çalıyor yalnız. Gözlerim şu an şıpır şıpır. Aynen. Aşırı duygulandı. Çok mutlu oldu. Ben de onun adına çok mutlu oldum. Bayağı sohbet falan ettiler. Sonra da giderken yine eşimin bir akrabasıyla daha karşılaştık. Yani hani böyle o kadar farklı ki yani İzmir'e geldik bütün tanışlarla karşılaştık. Biz de çok değişik hissettik ama gerçekten mutlu olduk değil mi? Böyle hani sanki yurt dışına çıkmışız da orada akrabamı görmüşüz gibi.
Çok güzel ya. Buranın havası falan da çok farklı. Öyle gezmeye devam edelim. Söyleyecek bir şeyin var mı? Teşekkürler. Rica ederim. Geçince Kemeraltı'na gidiyorsunuz. Kemeraltı da böyle İzmir'in en uygun fiyatlı mı oluyor? Her şeyi bulabilirsiniz uygun fiyatlı haricinde de. Yani pahalı yerler de var, uygun yerler de var tabii ki de ama her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi oraya gidiyoruz. En sevdiğim şarkı. Bu arada Kemeraltı da aşırı kalabalık bir yer oluyor. Bilmiyorum şu an durum ne, tam akşam işte kalabalık olabilir. Hemen çantaları öne alıyoruz. Böyle. Sıkıda çok fazla kursa değiniyor diyorlar. Allah Allah. Bu merdivenin üstünde çok fazla durursan... Beyi kandırıyor. Diyor ki bunun üstünde çok fazla durursan diyebiliyormuş hemen yürü diyor. Yürüyoruz. Hayır. Buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Aynen. Bugün deniz kenarında sağ tarafımızda güzel müzik çalıyor ve gün batımına karşı bir kapanış yapacağız. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Sizlerle birlikte Nazarköy'e gittik. Karşıyaka'ya gittik, yemek yedik, İzmir'e geldik, İzmir'in havasını aldık tekrardan. Böyle gezdik Kemeraltı falan derken sizin için çekim yaptım. Tabii editledikten sonra ne kalacak bilmiyoruz. Böyle bundan çok sonraki var. Aynen. Sence nasıl bir geziydi? Mükemmel. Bugün çok güzel. Çok yorucuydu ama hava da evet. Çok sıcaktı. 44 dereceye kadar çıktı bir yere. Aynen. Çok güzeldi ama Coşkun abi, Necibe, eşim, ben çok güzel bir gezi yaptık. Biz de çok mutlu olduk. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. O zaman videomuzun kapanışını artık yapalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şuraya bir yere. Evet, ekleriz. Sıcaktan sürekli su içiyoruz. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.